وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنِ اللَّهُ مُورِدُونَ Onlar ki o cennetlik müminler, kurtuluşa eren, Allah'ın gazabından emin olup, rızasına ve cennetine nail olup, kurtuluşa eren müminler, namazdan sonra hangi özelliğe sahipler? Boş sözlerden yüz çevirirler. Daha bak zekat sonra geliyor, başka diğer emirler. Boş sözlerden yüz çevirirler. Nerede kaldı ki dedikodu gıybet yapacak? Nerede kaldı ki yalan söyleyecek? Nerede kaldı ki iftira edecek? İlahir, boş, faydasız sözü bile söylemezler onlar. Eğer cennete gitmek istiyorsalar. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Men kâne yu'minu billahi vel yevmil âhir. Kim Allah-u Teala'ya iman ediyorsa, Allah-u Teala'ya ahiret gününde, hesap gününde söylediklerinden, söylemediklerinden, yaptıklarından, yapmadıklarından, ama yapmadıklarından derken kastımız yapması gerekirken yapmadıklarından, söylemesi gerekirken söylemediklerinden hesaba çekileceğine inanıyorsa ya hayır söylesin ya da sussun. Fel yekul hayran ev liyeskut. Ya hayır söyleyin ya susun. Selametul insan fi hıfsil lisan. Kişinin kötülüklerden, belalardan, musibetlerden selamette kalması dilini muhafaza etmesine bağlı. Yine bu mevzuda hususiyle min husni islamil mer'i terkuhu ma la ya'nihi. Kişinin güzel bir Müslüman olması boş, ma la yani faydasız sözleri terk etmesiyle mümkündür. Boş sözleri terk etmeyenden kamil, güzel, olgun bir Müslüman olamaz diyor Efendimiz Aleyhisselam. Hayatımıza bir bakın ya. Aynı Yunus Emre'nin dediği gibi. Ele geleni yersin, dile geleni dersin. Böyle dervişlik dursun, sen derviş olamazsın, sen hakkı bulamazsın. Gel iki laklak edelim. Buyur.